Günaydın sevgili dostlarım. Miami'den ilk sabahımız. İlk sabahımız diyorum çünkü uçakta sabah indik ama ilk uyandığımız sabah. Akşam biraz erken yattık, uykumuzu aldık. Sabah 4 burada. Balıkçı biliyorsunuz, sabah demez, akşam demez. Berk, o da arkadaşım. Berk'i tanıyorsunuz zaten. O da full Suat Yiğit'le balık avı bugün gördüğünüz gibi. Aynen. Full Suat Yiğit'le balık avı. Kaptanlarımızı da giydireceğiz bugün. Şimdi yola çıkıyoruz. 2 saat bir yolumuz var. Nereye gidiyoruz? Daha güneye. Güney'e gidiyoruz. Evet. Florida takım adalarına gidiyoruz. Florida takım adalarına gidiyoruz. Miami'den teknemiz, kaptanımız bekliyor bizi. 4 tane kıştan takma, tahmin ediyorum 4 tane 200 beygir üzeri bir center konsol, iyi bir tekne. Ne kovalayacağız? Kılıç balığı kovalayacağız. Neredeyse her gün kılıç alan bir tekne. Kısmetimiz de yerindeyse güzel bir av yapacağız ilk günümüzde. Fırtınadan sonraki ilk av. Evet, fırtına vardı zaten. Yarın hava müthiş. Yarın buradan çıkacağız Miami'den bir tekneyle. O kaptan da dedi ki abi kesin alırız bir şeyler dedi. Ondan sonraki gün zaten burada YouTuber bir sürprizimiz var size. Amerikalı bir YouTuber'a misafir olacağız. Şimdi çıkıyoruz yola. Berk'le beraber. Nail abi de var biliyorsunuz Miami seyahatimize, o da katıldı. Yolculuk başlıyor. Av heyecanı başlıyor. Ben de çok özlemişim, çok heyecanlıyım. Birazdan düşüyoruz yollara. Hep beraber düşüyoruz. 55 bin kişi giriyoruz. Hadi bakalım. Nail abi, karga bokunu yemedi. Biz dörtte sokaklardayız. Vallahi, Miami'deyiz ya. Bizi kim kovaladıysa. Manyak mıyız biz? Manyak, doğru valla. Manyak. Dörtte kalktık. 4:30'da yollarda Tayfun Taliboğlu gibi. Gidiyoruz bakalım. Nereye, ne olacak? Nereye? Göreceğiz. Her şey olacak bugün. Güzel her olacak. Her şey çok güzel olacak. Hava çok güzel. He? Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet. Evet ben hazırız. Vitaminler falan yiyorsun gördüğüm kadarıyla. Sürekli bir şey, enerji bağışıklık takviyesi. Evet, saat 3:30'da uyandık aslında arkadaşlar. Evet. Çünkü saat 4:30'da balığa gideceğiz deyince içgüdüsel olarak 3:30'da evet, alarmı çaldırmadım. Ben 20 yıldır çaldıramadım yani. O alarmı. Bizim beynimizde çalıyor. Kaça kurarsam kurayım 15 dakika önce kalkıyorum. Ya, Suat abi 2:10 geçe kalktım. Benzediğimiz bir yön daha. Hayır abi sen de delisin. 2:10 geçe kalktım diyorum ki uykum aldım diyorum. Acaba saat mi çalmadı? Bir baktım saat 2:10 geçiyor. Ya dedim ne işim var, yatsana lan, zaten 48 saattir uyumuyoruz. Yattım. Abi şey. Arkadaş sağa dönüyorum balık görüyorum, sola dönüyorum balık görüyorum. Heyecandan uyuyamıyoruz ki. Ondan evet. Sonra. Neyse 2 saat yolumuz var galiba. Allah Allah. 2 saat sonra evet. Okyanustayız. Bakalım okyanusta neler olacak. Büyük oynuyoruz. Evet. Büyük oynuyoruz bugün. Güzel olacak. Bence güzel olacak. Hadi bakalım diyoruz. Hadi bakalım. Bu kıyafeti unutmayın ha. Miami ayağınıza getirdik. Hayır onlar biz abi 55 bin kişiyiz şu an. Evet. İşte. Hep beraber gidiyoruz balığa. Canlı yayın mı yapsak acaba? Ne olacak? Dur bakalım. Sürpriz de olabilir. Bekleyin. Evet ekip. Evet. İskeleye geldik. 2 saat bitti. Aynen geldik. Birazdan çıkacağız. Tekneler hazır. Alayım son tekne. Düşünceleri. Birçok tekne. Ha? Çıkmaya hazır. Evet. Burası da balık temizleme tezgahı. What's up guys? What's up? For James? Yes. Yes. Nice to meet you. Morning. Just three of you? Yes. Cool. I'm gonna get you on the boat and I just gotta get a phone charger out of my truck. This one right here. Güzel tekne. This is Dawson. How you guys doing? Good morning. Good morning. Good morning. How are you? My name is Suat. Suat? Suat, yes. Suat. Suat. All right, that's going to take me a little bit. Yeah, it's different. Birch name. Right? Yeah, my name What's is your name? Birch James. James. James, James. Yeah. Dawson. 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 Yeah. James Dawson. Okay. Yep. Okay. Ready to get a hand getting on? Let's go. Okay. You guys got a big YouTube channel, huh?
Yes. Where yes. is that, Turkey? In Turkey, yes. Yeah, that's cool. It's the, it's the fastest, yeah. fastest growing, Europe's fastest growing YouTube channel. That's awesome. We are in like 10 months, he got 55,000 subscribers. In 10 months? 10 months. Dang. It's crazy. Is it all fishing? It's all fishing. Yeah, 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 all fishing. Yeah. I'll be back in one sec. I just gotta grab a phone charger. I gotta go to the restroom. Where's the restroom? I'll show you where evet. It's Evet, sevgili dostlarım. Tekne. Gördüğünüz gibi 10 numara bir tekne. Markalar sponsorlarımla örtüşmese de biz tişörtlerimizi getirdik. Giydireceğiz onlara da. Sponsorlarımızı yanımızda getirdik üstümüzde. Katamaran gibi bir tekne gördüğüm kadarıyla. Güzel bir center konsol. Vallahi burada roll barlara bakar mısınız? Her taraf balıkçı teknesi. Bizim gelirken dibimiz düştü teknelere bakarken. Çünkü çok güzel tekneler vardı. 4 tane 300, 1200 beygir. Nail abi 1200 beygirle güzel gideceğiz gibi. Ne diyorsun? Ha? Vallahi makineler bak tekne de çok güzel. Tekne katamaran gibi bir tekne. Tekne çok güzel, çok denizci bir tekne. Evet. Ama biraz esiyor. İnşallah güzel bir olur çıkar. Abi sert denizlerin adamıyız biz biliyorsun. Evet. Balıkçılar belli olurmuş sert denizde. Teknelere yem takviyeleri yapılıyor, buz takviyeleri yapılıyor. Aha. Teknenin bizim teknede de buz takviyeleri yapılmış. Yalnız şu çıkırın büyüklüğüne bakar mısın? Elektrikli çıkırık benim gördüğümüz. Niye elektrikli? Bunlar da elektrikli abi hepsi. Evet, elektrikli çıkırık gördük. Yalnız şeylerin, kamışların büyüklüğüne bak. Hı. Kamışların büyüklüğünü görünce tutacağımız balıkla size biraz ipucuları herhalde. Şuradan şunların bir şeyin sapını çekersen. Hı. Gerçi manuel de kullanabiliyoruz. Ben elektrikli tercih etmem şahsen. Yani bunlar lambada takmışlar. Bunlar dip drop için mi? Evet. Kılıç balıkları biliyorsun normalde. Do you use the dip drop? Well, this is like this for dip drop, huh? Yeah. Yeah. How many meter we catch fishing? Like how deep? Yeah, how many yes. meter deep? The swordfish we're going to be fishing in like anywhere from 1400 to 1600 feet. Yeah. So I think that's like 450 meters, like 550 Ooh. Meters. Yeah. So it's deep. So down there it's pretty dark. So you need the lights. 400-450 metreye indireceğiz diyor ki kılıç balıkları o metrelerde zaten. What do you use the bait? Yeah. Bait? They're up here in the bow. Yeah. Ve çakarlı. Mavi mi abi? Yem gösterecek. Şeyi kılıç balığını dibe atıyor ve bak, çakarlı olarak, bir ışık kullanıyor. Aynen. Yem olarak da bunları kullanacakmışız dip drop'ta. Hı-hı. Yeah, oh, okay. Kileto yapmışlar. Barracuda. Yes. Bonita belly. Aynen bak onun püsküllerin arkasına yapıyor. Yeah. Hep söyledim ya sana. Bonita. Normalde şey var. Baliu var. Ha, mesela kalamar okay. yapmış. Okay, yeah. okay. So a few thank different you. Things to try yeah, thank you. Yeah. Çok güzel bir şey bak. Yem deposu ön tarafı hazırlamış. Buzluk ve de yanlar kalmış. Üzerinde oturma yeri yapıyorsun. Çok güzel bir tekne aslında. Evet, katamaran. Katamaran. Yeah, thank you. Okay, thank you. No problem. You guys know these are bad luck, yeah, right? Yeah, bananas are bad luck. Really? Yeah. We didn't know that. Do you fish them in Turkey? Yeah. No, right. not in Turkey. I mean, why'd you bring them today? Yeah. What? Why'd you bring them today? I don't know. I didn't know that. No, I don't no. care. We don't care. We're going to test it. Yeah, we're going to test it. They say they're luck, bad luck. Really? Kötü şansmış. Biz tekneye muz gelmez diye. I heard first time. I heard first time. We might honestly, dude, let's throw these on Adrian's. Go. Tekneye muz gelmez. Kötü şanslı. Ben de kim atıyorum abi? Ulan bize bahane yaratma. Hemşerim mi? Oğlum bir dakika beyler. Birer Fatih yok. Neden balık yakalayamadık? Muz aldık. Muz getirdik. Teknede muz var. Why we don't catch the fish because we buy the banana. diyor ki yandaki rakibin teknesini atayım diyor. Tamam mı? Do you want banana? Banana? No? No? Free? Abi şimdi batalım. Send that swimming. Bak adam çekti kayıtlara daldı ha. Don't say just because of banana. No, oh boy. Hey, he'll be calling me for a ride home. Well, if we don't catch anything, we'll just have to eat them all. Okay. No, we'll get them. Muzu attınız mı muzu? Muzu şey diyor. Bir şey söyleyeceğim. İlk defa duydum bunu ya. Ben de ilk defa bir duydum. Bir daha tekneye muz alırsam. Ya bu demek ki. Uğursuzluk derler. Bu burada yani bu. Got everything? Yeah. We're good to go? Yeah. All right. You're ready.
Yalnız çıktıkları gördün mü? Bunların elektrikli dün orada vardı bak şeyin. Pen'in ben ilk defa görüyorum elektrikli çıkırını. Ve ipin kalınlığını görüyor musun? İp aşağı yukarı. Abi mecbur herhalde 300 libre. 450'ye indireceğiz dedi dip drop'ta. 300 libre. Yemleri de gördük. Ona kılıca mı atacak acaba onu öyle? Evet. Dipte? Çünkü kılıç balığı normalde zaten dedim ya 300 metre altında avlanılıyor abi. Şakası yok. 1200 beygir makine şakası yok. Bence de yok. Evet sevgili dostlarım. Evet yola çıktık. Berk tebrik ediyorum. Güzel bir tekne. Çok güzel tekne. Nail abinin keyfi yerine geldi tekneyi görünce. Arkadaki beygirleri görünce daha da mutlu oldum. Aynen. Ondan sonra. Nasıl benzin parasını da biz vermiyoruz. Abi hepsini baştan verdik ya. Öyle bakma. Konuya öyle bakma. Öyle bakmıyorsun. Olumlu tarafından bakıyorsun. Bedava bir şey yok biliyorsun bu dünyada. Niye biliyorum? Bedava diye biliyordum. Ama balık tutma garantili. Balık tutamazsak bu... VIP turizm parayı bile iade ediyor. O kadar garantili. Öyle bir turizm. O kadar VIP. Atlar bağlarım abi atlar. bu seyahatin tabii keyifli tarafı bir tarafa, av tarafı bir tarafa bir sürü şey öğreniyoruz. Mesela kılıç balığında dip drop bizim tecrübeli olmadığımız bir konu. Evet. Doğru mu? Evet. Oysa ki bizim biraz sularımızda çok fazla kılıç balığı var ama oltayla kılıç balığı yakalayan neredeyse yok. Bir Suat Yiğit'i ben biliyorum. Evet, Teos'ta denk geldi öyle bir tane. Kısmet ama burada şimdi dip drop'u öğreneceğiz. Yani yem nasıl hazırlanıyor? Gördün ahtapotların arkasında nasıl hazırlanmışlar. Lamba takmaları da çok ilginç. Tabii, şu lambalardan almamız lazım mesela. Bizim sularımızda bu kılıç balığı var çünkü. Yarışmada 4-5 kişi yakaladı. Bana da denk geldi bir tane. İnşallah bu Güney Amerika seyahatimizden bir sürü bilgiyle de döneceğiz. Bunları da paylaşacağız. Evet. Ama inşallah güzel bir av da yaparız. Güzel bir balık da alırız. Hadi bakalım çıkıyoruz. Keyifler yerinde. Alo Fark Bey. Gün doğumunda abi şöyle bir hafif falan. Evet sabah gün doğumunda çıkıyoruz. Şartlar güzel her şey güzel. Evet Amerika'dayız. Teknemiz de yıkılıyor. You guys want a beanbag chairs? You want olacaktı şimdi. Ha? Bu ses de olmazdı. Ne geçiyoruz ya? Adamlar yapıyor mu? Adamlar yapıyor. Ben şu an tutunuyorum. Uçmamak için. Ama teknenin denizciliği de güzel. Çok güzel. Katamaran zaten. Amcamın şakası da yok yalnız. Ha? Amcamın şakası da yok. Tam yolda sağa sola dönüyor bizi yapıştıracak. Buraya böyle. Seni altı geçiyoruz. Üstünden geçiyoruz. Aynen ben de ikinciyi çıkarttım ve çıkartmasaydım. Ama o güneş dolunca da fazla gelecek. Evet. Biraz daha güneş çıkacak. Sonra acayip olacak yani. Evet. Güneş sıcak olur. Çünkü gökyüzü açık. Evet arkadaşlar bu seyahatte en fazla paylaşmak istediğim şey bilgi. Çünkü kılıç balığı yakalamak isteyen insanlar var Türkiye'de. Ben açım bilgiye. Bana neydi bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Aynen. Biz de öğrenmeye devam ediyoruz. Aktaracağız biz işleri. Bence şu an takımı arkaya boş açıyor. Şeyin gamını almak için, Müslüman'ın gamını almak için boş açıyor. Evet. Gamını alacak işine. Bu sesi duymak istiyoruz. Duymak istediğimiz ses bu. Harika ya. Güneşi denizde doğuruyoruz bugün. Patlayacağız mı aynı zamanda? Şuradan da kısa bilgi verelim abi. He? Ne? Ekrandan şu an kılıç balıklarına gidiyoruz. Evet, kılıç balıkları. Bu son birkaç haftasını tutan kılıç balıklarının olduğu noktalar. Oraya doğru gidiyoruz. Şu an biz buradayız. Şu an 33 nokta falan gidiyoruz. Kesinlikle daha iyi. Yarı gaz falan yani. Tabii tabii. 67 yapıyorum şurada. Öyle mi? Evet. 67 nat nedir ya?
Ama 1200 metre var arkadaşlar. Aynen. Üç alet yani. Harika bir alet. Bir de doğuyor bugün. Yani denizi yarım biçiyoruz desek yalan olmaz yani. Tekneyi çok beğendim. Ben de. Yani çok düzgün gidiyor, çok sağlam gidiyor. Evet, denizci bir alet. Ben de bayıldım yani. Ekip de zıpkın gibi. Sıfır. Evet. Ha? Ekip de geçti. Genç ekip. Enerji yüksek. Evet. Bir de son 6 günde 5 kılıç aldılar. Ha? O yüzden bunları tercih ettik zaten. Sıcaklar yani hani. Ben paraya kıyım arkadaşlar. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Güzel bir başlangıç yapmak istedim. Her kuruşun hakkını veriyor. Evet. Ya çok güzel bir başlangıç yapalım istedik. Güzel çektik, evet. Güzel ekip. En iyi ekip. Vallahi şu an her şey olabilecek, sahip olabileceğimiz her şey elimizin altında. Bir tek kısmet, ihtiyacımız var, tek şey kısmet. Ya o da var bizde normalde. O da evet yani. Ama tekneye buz alıp geldik bugün. Şimdi Florida özellikle bu takım adalarında tekneye muzla gelmek bir uğursuzluk dedim. Ben de hiç daha önce duymadım. Dedi ki neyse dedi, en kötü ihtimalleri 10-11 gibi yersiniz hepsini, çıkmazsa dedi. Bakın ya yersiniz bitirirsiniz. Biz onları ben yemeye başlayalım. Başlamamız lazım abi. Evet bir yandan yedim. Bu arada hakikaten bir tarafımız da ay var, bir tarafımız güneş. Arka dolunay var bugün. Bizde dolunay iyi değildir abi için hani ay karanlığı iyidir. Ama arkadaşlar burada dolunayda kılıcın daha iyi av verdiğini söyledi. O da enteresan bir bilgi. Ya tabii coğrafi konum, yengeç dönencesi burası, deniz belki konumu, işte dalga boyu mesela bir sürü dip bakıntısı da etki eden faktör olabiliyor. Yani bizde belki bir ters tepki yapıyor ama belki burada iyi. Dolunay'ı görüyor, çok sevindiler. Yani hani dolunay var, çok güzel. Bir de çok ısrar ettiler bize açıkçası. Yani biz farklı bir noktadan bugün farklı bir av yapacaktık. Ama dediler ki ya burada yapalım, bu avı bugün burada yapalım. Güzel kılıç alıyoruz. Bölgeyi ve işi bilene bırakmak lazım. Evet. Burayı onlar biliyor. Aynen öyle. Güzel olacak. Bence de ya. Güneş doğuyor. Şu muhteşem diye bakalım. Evet. Şu an açık denizdeyiz. Okyanustayız. Atlantik Okyanusu. Arkadaşlar şu an İstanbul'da yani Türkiye'nin her yeri kar. Ocağın kaçı? 18'de. Evet. Ocağın 18'deyiz. Buz. Şu an burada center konsolda gidiyoruz ama yani şu an 15'in üzerinde ama güneş açtığında 17 falan ama rüzgardan dolayı biraz şey güneş açtığında 25'ler falan oluyor gündüz. Yani Ocak, Şubat, kış aylarında atlayıp buraya gelmek lazım kesinlikle. İmkanı olanlar için. Bu da bu hafta için yani bu hafta biraz serin bir hafta. Normalde bu haftalarda 27-28 derece oluyor. Panama'da güneşleneceğiz. Panama'da bayağı yanacağız evet. Panama'da 30 derece bekliyoruz. Hava full güneş. Harika. Harika bir hava bizleri bekliyor. Hem burada hem orada yani. Hadi bakalım av noktamıza az kaldı. Gidince devam ediyoruz. Şimdi kılıç balığına dip drop yapacağız sevgili dostlar. Kaç kilo kurşun takıyorlar, nasıl hazırlık yapıyorlar, hepsini çekeceğim. How many pounds do we leave? One's an 8, that one's an 8 pound and this one's a 10. Biri 8, biri 10 pound. Ten. Çünkü ağırlıklar farklı. Çolta atacağımız evet. için birbirine dolaşmasın diye. Biri 5 kilo, biri 4 kilo ağırlıkları. 400-450 metrelere ineceğiz. 400-450 metrelerde ya da derinlik 1500 metre. 1500 metrede. Bunlar da yerlerimiz. It's on now, Dawson. Yem neymiş? It's on now. Güzel. Sort that's a bonita and that's a dolphin belly. This is my buddy's company. Alvarado Swordfish Bait. Bundaki palamut. You can put him on YouTube. That's my bundaki sponsor. Bundaki de mahi mahi şeyi var. Mahi mahi, yeah. And then this is a bonita. Bonita foldover that I made. Normal bizim püsküllerin içine. Püsküllerin içine bağlıyorlar. Bu kadar. Yani yem hazırlamakta bizim için sıkıntı değil bence. Gelelim. Bakalım alttaki formülasyon nasıl? Tabi bunu hazır alıyor bunlar. Hazır. Bu da bu demin gösterdiğim buymuş. Denizi görüyor musun? Su sıcak bu arada. Su 26 derece. Ha. Hazır yem olması çok güzel. Ekip de zıpkın gibi yalnız ha. Ekip. Ha?
Look how fresh that is. Biri palamuttu, biri neydi? Lambuka'nın sırtı. Maymayını. Lambuka. Abi ne balık koysan olur yani. Balık olsun abi yeter. Onu oraya nasıl diyorsun balam oraya? Tutturuz onu bilmiyorum. Hava patlak yalnız görüyor musun? Bak şey motorlu otomatik pilotla geliyor. Bu teknenin markası bir şey var değil mi? Güzel alet ya. Naylan Bey bayıldı tekneye. Harika tekne. Ben çok sevdim. Makinaları Suzuki yaptığımız sürece gayet güzel abi bence. Cihazları da Raymarin yapıyoruz. Tamamdır bence o zaman. Bir sorun yok abi. O zaman boş tekne almamız lazım. Boş olacağız abi. Sponsorlarımı yarı yolda bırakamam. Vay. Evet, ışıkla şey arası 2 metreden az yem arası. Yani ışığın hemen dibine takıyor yemi. Çünkü 400 metre arkadaşlar zifiri karanlık bildiğimiz. Yani en ufak güneş ışığının güneş ışığı 100 metreye kadar iniyor benim bildiğim. Maksimum. 100 metreden sonra yok. 400 metre zifiri karanlık. Bu çakar kılıç balıklarını oraya çekiyor. Merak edip geliyor. Merak edip geldiğinde yemin kokusunu alıp yeme dalıyor. Bütün olay bu. Kurşunu nereye takacak? Onu bakalım. Kurşun kaç metre geride? Evet. Bence Flora'nın gerisinde. Yok, ışığı daha geriye taktı abi. I'm at 14, so by the time I sat, it's really cool. Şu aşağı yukarı bir 5 metre geriye taktı. Çakarlı mı? Evet. Çakarlı. Ve renkleri değişiyor, aynı renk çakmıyorlar. İkinci ışığı ondan da bir 5 metre geriye taktı. Lights. Yeah. Change color, right? Yeah. When it gets wet. What? Evet, yem 5 metre gerisinde bir çakar, onun 5 metre gerisinde yine bir çakar daha. Evet, yeni atıyoruz. Lambuk olan yeni attık. Direkleri kontrol ettiler abi, direkler de tamam. Yüzmesine bakıyor. Yeah, should swim pretty good. You got the band on? Yep. Alright. Yandaki fazlalığı kesti. Yeah, you run. Fok fok yürüyeceğiz herhalde. Takımı evet. Sevecek. Şu an yürüyoruz. Ben kurşunu kaç metre arkaya takacak onu merak ediyorum. Abi senin nasıl yürüyorsun? Uzun oldu tekniğinize biraz benziyor ama tabii daha... Ya düşüyor. Mantık aynı ama tabii bu ışık olayı çok önemli. Çünkü zifiri karanlık yere olta indiriyoruz. Evet, ve kılıç balıkları bu derinliklerde avlanıyor ve bizim sularımızda inanılmaz kılıç var yani. Var bu balık. Sizin Fethiye'de de var abi. Yok. Daha önce yoluna geçmeyenler var. Yeni benchmark koyduğum sürprizle. Olabilir. Allah'ım siz. Olmaz. Diye bir şey yok. Yani aşağı yukarı ana beden bir 20-30 metre, 30 metre falan saldı abi. Hala kurşun takmadı. Evet, 30 metre geriye takıyor. Kurşun 30 metre daha. Yani normal bizim şey kancası taktı. That was really nice. Şu an gidiyor. İp. Gerisi ip. İp. Bizine kullanmıyorlar, ip kullanıyorlar. Bir tanesi teknenin içinden böyle çok uzaktan gelecek diyor abi. Öbürü evet, bu 10 pound zaten. Ağır olanı daha böyle önden attı. Yani şöyle aralarını açıyor birbirlerine evet. Dönüşlerde dolanmasın diye. E tamam, bu mantık zaten. Bunu bir aldı, onu anlamadım. He? Şamandırayı ne yapacak onu anlamadım. Belli bir metrede onu bırakacak galiba abi.
Yaklaşık ne kadar bir misina saldı bilmiyorum arkadan. O biliyor çünkü renk yapmış abi. Bak turuncu mesela 400 metre indiriyorsan 400 metre turuncu koymuş. Turuncu bittiğinde bağlayacak bence. Yani her şeyi planlamış. İpi sararken hesaplamış. Bak şeye geldi. Gördün mü? Evet. Siyah bir ipe geldi. Ve buraya bir şamandıra takıyor. Enteresan. Çok ilginç teknikler var. Öğrenmenin yaşı yok. Hayır abi. Şu an bildiğin kılıç balığı yakalamayı öğreniyoruz. Gel bak. Sadece arkadan attığını bence öyle yaptı abi. Bunlar birbirine dolanmasın diye yaptı tahmini diyorum abi. Peki balığı elektrikle mi çekeceğiz elle mi? Valla elle tarafı var. Ama 400 metreden. Elektriği takmaz herhalde. Ama 400 metreden. 5 kilo kurşun. Biteriz herhalde. Ha? 5 kilo kurşun 400 metre. Bundan sonrası beklemek ve sabır. Ha? Evet. Şu anda tekne yürümüyor değil mi? Bıraktık akışına. Suat abi şu an sevgi gösterisinde bulunuyor. Gel bebeğim. 200 kilo bir kılıç ol gel. Gel. Sevgi her şey biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an okyanusta iki oltamız suda. Birinde mayı mayı var yem, birinde palamut var. Dip drop yapıyoruz. 450-500 metrede takımlar. Bizim için de yeni bir avcılık. Bizim sularda Saros bölgesinde, Çanakkale bölgesinde, Ege, Akdeniz yani bütün sularımızda neredeyse Karadeniz hariç kılıç balığı var. O yüzden bu balığı oltayla avlama yöntemini öğrenmek bizim için önemli. Biz yarışmalarda indirip avlıyoruz ama bu bir taktik tabii. Bir avlanma şekli. Burada da bayağı tecrübeliler. Mesela 400 metreye çakar ışık takmak, ışıkların mesafeleri, kullandıkları ağırlıklar bunlar bizim için değerli. Ama tabii büyük bir elektrikli çıkık lazım demek ki bu iş için. Çünkü 400-500 metreye 10 kilogram bir kurşunu elle indirip kaldırmak çok olacak bir iş değil. Çok zor bir iş. Şey bayağı sıkıymış. Ya very tight. Sever Suat abi böyle sıkı kalamaların adamı. Kalama bayağı sağlam sıkı. O yüzden balık gelirse sağlam bir aksiyon göreceğiz gibi düşünüyorum. Özellikle sonrası... geçen haftalarda bir tane 400 pound yani yaklaşık 200 kiloluk bir tane almışlar. Umut ediyoruz bize öyle bir şeyin gelmesini mesela. Gelir gelir iki şanslı adam var burada. Sevgimizi de verdik. Verdik. Fred, normally I catch the fish, all fish, doesn't matter. Sniper, tuna, marlin. I catch and release. Normally, yeah. Can we do here? Catch and release. We can. If it's big, I want to kill it. Yeah. Okay. I'm not killing it. You don't want to kill it? No. Okay. If it's like. Büyük bir tane alırsak alalım diyor yani. Bir tane büyük abi tekneyi alalım diyor ya. 500 pounds. 1000 pounds. Yeah. Catch and release. Best for me. No. Why? Big one. No, bırakmak istemiyorlar balıkları. Büyükleri alıyoruz ya. Bir tane büyük alalım okay. Diyor abi. We will talk about the catch the fish. önce bir yakalayalım da sonra konuşuruz. I might convince him to keep one. if it's quiche, it doesn't get released. Bu adalarda diyor öyle release yok diyor yani. We'll give him the harpoon. He'll miss like 10 yeah. times. Yeah, you're gonna throw the harpoon. Look. yeah. Harpoon yeah, we have two yeah. harpoons Jay, ready to go. This one good. Is just for you. They brought you a harpoon. Look. Yeah, I know. Just go. For you. You can throw it. And you're gonna throw. Oh, no, I am not killer. I'm killer too. I'm killer. I'm gonna
Herkes katil çıktı Edir abi. Satışa uğradı. Buraya gelmişiz. Ya bunu almayacağız mı abi yani? Bu da mı kaldı? Adam diyor ki, adam şoka girdi diyor ki, ya şöyle büyük bir şey alırsak alalım bari falan diyor. Onlar yemek istiyor tabii. Ya, bin pound. Ya onlar da şöyle bize birkaç şey bırakın dedi. Neyse, ne derler? Biz buradaki balığı alalım. Fileto. Kendi sularımızdakini hepsini salalım. Evet evet salalım abi. Amerika zaten overpopulated yani. Adam popülasyon çok yüksek. 4 kişi beni denize atacak beyler. Balığı geçen release yapayım dedim. Herkesin böyle suratlar bir değişti. Nasıl olur falan. Adam diyor ki Nail burası. Nail abi bile bir olamaz ya. Olamaz diyor. Burası denizin ortasına izliyor. Gelmişiz. Şuraya bak. Abi, kara yok. Kara abi. Yok. Şeyi, iyi enerjiyi salacaksın doğaya. Geçen release diyorum ben. Geçen yıl izliyor, gelsin. Ben keç diyorum, sonrasını sonra düşünürüz. Keçen il. Keçen il. Keçen il. Keçen kuk. Keçen kuk. Kuk bile yok abi. Yani. Biraz soya sosu. Çat çat çat. Bakacağız artık. Kimse salmak istemiyor. Ben dedim, fark etmez. 300 kilo, 500 kilo ne gelirse gönderelim dedim arkadaşlara. Arkadaşlar dedi, burada dedi öyle bir şey yok. Alır yeriz dedi yani. Neyse, pazarlıklar devam edecek tabii. Bir şekilde aşacağız bu durumu. Bakacağız. Hele bir yakalayalım. O noktaya bir gelelim. Mücadeleyi bir görelim. Bak adam nasıl çubuk hazırlamış gördün mü? Altında şeyi de var, ipi de. Tabii tabii. Ötesi ona şey takıp. Vuruyorlar ya uzaktan. Vurup ondan sonra şey de vardı orada. Şamandırası. Yani şu anda adam 1000 pound, 500 kiloluk ve tutsak bu tekneyi alabilecek kapasitedeyiz diyor. Evet, yani alırız diyor. Evet Allah diyor. Ama şöyle 500 kilo balığı getirmişiz buraya kadar. Geri gönderdiğimizi düşünsene. Buradan böyle güzel özgürlüğü veriyorsun. Düşünmek istemiyorum. Özgür. Abi onun üzerine atlar. Nail abi atlar mı anlasın nasıl geldim gelsin. Buraya ben onu. Hayır. Bak kimse yok. Bağırsam duyacak adam yok. Bağırsam duyacak adam yok. Beni burada denize atsalar kimsenin ruhu duymaz beyler. 3 saat. Bak düşünsene bak 500 kiloyu yatırmışım böyle gelmiş buraya kadar. Ondan ne çıkarıyorsun? Şöyle bir bakıyor sana. Bir dilim alıp salalım. Olmuyor. Takoz alsak şöyle. Öyle diyor adamsın diyor. Hop gidiyor. Ben diyor zaten. Abi diyor ki bir takoz alıp şöyle bıraksak o 500 kilo. Ya bir parça alsa iyileşir aslında orası. Şunu yavrum düşünsene şuraya yatırmışız kılıcı. Burada resim çekiyoruz. Ben akşam kılıç ısmarlarım sana restoranda. Burada her yer kılıç. Yapma ya. Ama kendi böcek tuttuğun işte balık yedir. Böcek işte benden canım. Abi ya. Ne istiyorsun akşam? Bak pazarlıklar çok çeşitli ya. Suat Yiğit'le balık avı. Sponsorlarımız. Soyundurdun beni. Evet. Ne var burada? Türk bayrağımız. Burada. Suat Yiğit'le balık avı. Arkada sponsorlar. Seagull Big Game Fishing, Suzuki Raymarine. Ya onlar burada olmayabilir ama biz onları buraya getirdik. Şu an okyanustayız. Denizin ortasında. Kendi teknemizle gelemedik ama sponsorlarımızı sırtımıza taşıyoruz gördüğünüz gibi. Florida. Onlar bizi taşımıyor, biz onları taşıyoruz. Florida Keys, Florida takım adalarından açıldık. 30 35 mil açıklardayız. Okyanusun ortasındayız. Atlantik Okyanusu. Şurada bakın şöyle. İttihatta hiçbir şey yok. Dedim ki balığı yakalarsak salıyoruz ona göre. Dediler hayır öyle bir şey yok burada. Nasıl ya dedim biz geçen release'iyiz. Salmamız lazım hayır dediler. Nail abi de karşı çıkıyor. Balığı alıp yiyeceğiz diyor. Yok Berk de dörde birim şu an. Dörde birim şu an. Suat'ın tekniği yani, çok baskı var. Yapmak istemiyorum. Önce bir balığı alalım. Bir balığı alalım. Suat'ın tekniği değerlendiriyoruz. Balığı salalım ben ısmarlarım. Ben akşam diyorum size kılıç ısmarlarım, istakoz, böcek ne isterseniz ısmarlarım. Şu an istişareler. Ya diyorlar 400 kilo bir balık gelirse 300 kilo balık tamam diyorum onu da salalım daha güzel. İşte koca bir balık buraya kadar çekelim. Göz göze bir bakışalım şöyle son bir. Kaptan, gönderelim falan. Kaptanların tepkisi çok komik. Kaptanlar. Adamlar böyle oh no. Hayır diyor. Hayır diyor olamaz diyor. Gönderemeyiz diyor. Ama gönderebilmek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Hele bir yakalayalım. Bir tane de mayı mayı için yemli bir tane takım yaptık önce. Arada mayı mayılar geliyormuş teknenin altına. Bakalım şu an bekliyoruz. Hava devam. Evet şu an iki oltayı da topluyoruz. Yemleri kontrol edeceğiz çünkü. Bayağıdır sudalar. Belki dipte daha ufak balıklar yemiş olabilir. Çekelim bakalım var mı bir değişiklik. Berk yatmaya mı geldin buraya? Abi yemleri değişeceğiz deyince yakalarım adamı. Değişecek mi kontrol mü edecek? Kontrol edecek işte yani check-in up dedi. Zaten bunun salması kaç dakika? İndirmesi kaç dakika? 2 saat yol geldik.
dün gece yaklaşık ben biraz daha senden geç yattım. 11'e doğru yattım. 4'te kalktık. Hatta 3.30. Böyle olunca dedim ki her fırsatta kamyoncular gibi şöyle bir 20-25 dakika göz dinlendirelim. Ben yenileri merak ediyorum o durumda. Bir de böyle ağırlıklar bulmamız lazım, naylar. Öptüreceğiz bunları ya. Paslanmaz, dolu malzemeyi keseceksin işte. He, paslanmaz parlak daha güzel olur abi. Keseceksin, bir tane halka kaynatacaksın, olacak bir şey. Ya da kurşunu dökeceksin borunun içinde. İkisi de olur. Kurşunlardan alacaksın, eritip dökeceksin. Yuvarlak yiyeceksin, yiyeceksin. Galvanizin işi tenekeye dönüyor. Şimdi geldi. Yanmaya devam ediyor. Bakalım yemin durumu nasıl? Yem aynı duruyor ya. Bir şey yok yani. Perfect. Evet. Yemde bir sıkıntı görünmüyor. Gönderdiğimiz gibi duruyor ya. Suat abi, sefer dostum ikisini ayrıca çekmem. Bir tanesini suda bırakırım, birini çekerim. Sonra öbürünü bırakırım, öbürünü çekerim. O an balık yedirse diye mi? Bu ufak bir ısırık almış. Oh, squid. Sunfish is tested. That's squid. Yeah, the back marks. Yeah, that's from squid. A lot of bait squid grabbing it, yeah. I'm gonna grab a new belly out of there. Grab that bonita belly. Kalamarlar yemiş bir miktar bunu. I'm not going far. The bionic one or the one you egged? Maybe can we try the calamari? No? The calamari is not good, yeah. Well, it's really soft. Çok yumuşak. Buranın kalamarı sert değil ha böyle. Parçalanıyor. It doesn't hold up as well. So like this one, the fish can hit it a bunch. Yeah. The squid, it can't hit it as much before it goes bad. Çabuk parçalıyor. Evet, birazdan yeni yemlerle tekrar bir deneme yapacağız. Bu arada hava bayağı sağlamladı. Evet, güzel, sağlam, sıkı bir hava var. Tam bizlik. Abi hazır yeni şeyle adam nasıl yapmış baksana, şeyiyle beraber dikmiş onu oraya. Try that, see if that works. Evet, gayet güzel. Bir de kalamar deneyelim ha. Evet. Ev yapım ya. Arkadaşları yapıyor onların. Beyler. Evet. Yarım gün oldu vuruş alamadık, ne diyorsunuz? Ya bir tane en son bir vuruş kalamar bir şey aldık dedi. ama kalamar. Benim gönlümden geçiyoruz. Kalamar geçiyor. Kalamar deniyoruz. Bakalım kalamar işi yapacak mı? Eski yemini attık. Ya üstüneler hep pink, fark ettin mi ucundaki? Küçük küçük balıklar yemi tırtıklamış. Bize o lazım değil abi, bize art diye. Evet. Gelecek bir dev lazım. Slow and when it stops dawning, speed up. Leave it just like that for now. Suat abi şey yapabilir diyor. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor. Bir şeyler yapıyordu ya. Malum mu oldu? Aldı bıraktı falan diyor. 1800 feet away. 1800'lerdeymiş şu an. Biraz daha sürecek. Ne? Misina mı? Misina. Yani şu an 1800 feet. Fit tabi. Evet. 600 metre misina alacağız abi. Ya 1590. Küçük bir kılıç diyor bence diyor. Kapatmıyor. Abi herhalde kurşun çok ağır olduğu için falan olabilir mi yani? Bilmiyorum da ben şimdi şey yapıyorum yani, optimist konuşmak istiyorum. Şuradan boş dönmeyelim. En azından küçük büyük bir şey alalım da öyle dönelim istiyorum yani. Dinliyor herkes seni. En azından. En azından. Hayır, razı değiliz en azına. Büyük bir şey çekmemiz lazım. 1400, evet. Hadi bakalım, pamfret desene güzel olur yani. O da çünkü değişik bir balık. Pamfret and sword. Yeah. If it's a good pamfret, I'm okay. Yeah, it's dinner, yeah. Pamfret en azından yenebilir yani.
Pamfret dediği de burada böyle şöyle bir balık, siyah. Simsiyah bir balık ama eti güzel. Böyle beyaz etli, lezzetli bir balık. Hay Allah, meallere kaldık lan. Pamfret lan, mamfret lan. 200 kilo kılıçtan nereye düştü? Nereye düştü? Bu balık işi böyle işte. Anında düşüyor çıta. 200 kilodan 2 kiloya düştük ya. Şişe gidince balon balığı gel. Fena değil aslında. Balon da yedim. Balon da yedim. Above my knee. Son 1290 feet. 400 metre daha çektik mi tamamdır abi. Bir şey kalmamış. Yok, elle çekilmezmiş bu zaten ya. Drop, hit droplar kesinlikle elektrikli olacak. O ne? Sessize ben çekiyorum. Oh. Çok zor dönüyor. Yani, yeah, there you go. Oh my god, yeah, it's a big one. Nail abinin mücadelesi. Evet. Oh, look, off. What's up? Lan büyük. Ne büyük? Oynaş durdu. He? Vitese taşınca durdu. What's the number? 11-20. 11. Is the pamphlet like, is the school fish, like, they go around like... You know, hopefully you'll see it in a little bit. Okay, we'll see. I'll show you a picture. No, I know the pamphlets. Are they going with the school, like the many pamphlets? Yeah, or yeah, it's usually a few. Okay, few. If you find one, we can get another one. That's why I asked. Yeah, there's some stuff around. They're starting to fight, so maybe we'll get it. Hala buruş almaya başladıksa diyor, yani bu geleni alırsak pamphletse eğer, pamphletin devamı da vardır. Ben onu sordum aslında arkadaşlar. Yani pamphlet bir sürü balığı mıdır? Evet, yani sürü balığı yani biliyorum ama yine bir deyip almak için. Pamphlet dediğimiz balık da inşallah birazdan gelince göreceğiz. Yani şey, duruyor bazen, bir asılınca mı duruyor yoksa şuradan kurşun ağırlığından mı? Bir zorluyor değil mi abi? What is your number now? 920. Nail abi ne geliyor? Hala gelemedim. Kurşun geldi. Geldi mi kurşun? Kurşun geldi. Balık var abi ama. Bu kurşunsuz ağırdı şu an, balık var evet. Var. Evet, Suat abinin yüzünde bir gülümse ama balık var çünkü. Balık. Suat nasıl mücadele ediyorsun orada ya? Çok. Suat abi. Come, just keep reeling, alright? Okay. Suat abiden. Go, 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 go. Dam, 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 dam. What is it? It's a big squid. No way. It's a giant squid. It's a giant squid. Oh my god. Atapok. Dev atapok. No way. Dev atapok. Kalamar. Gefe. We got it. We got a giant squid! Whoa, that's nice one, it. Nice one! No way! Wow! That's what was eating us! Wow! We got a lunker! No way! Look at all the ink! Bir kalamar geldi arkadaşlar. 200 kilo kılıç hayal ederken. Wow, ama bu kadar büyük kalamar yakalamamıştık. I've never seen that. Ya şeyde ekip de yakalamamış. Oh, ekip de yakalamamış ya. Evet. Bunu yem yapalım diyorum. He? He said use as a bait. He? That's dinner. Dude, that thing is huge. Pretty cool, huh? Yeah. I've never seen that before. Really? No, I've never. Your first I've caught time, a lot of small ones, but that's a different kind. That thing's giant. Evet, dev bir kalamar aldık. Grapsula mı dedin abi? Grapsula'ymış ismi. Orijinal adı Grapsula. Ama tabii gönlümüzdeki av bu değil. Ama ne yapalım, 1-0'dan büyük. Yani şöyle bir balık olsa daha güzel olurdu bence ama bu da... Skuturu basacağım diyor abi. Bu da çetereye girdi ya. Aynen. Hop, geldim şöyle. Gel abi, gel. Evet ya, bunu da almadık değil mi? Yani almadığımız... Bir şey yani, aldık ama olsun. Aslında tutulması, oltayla tutulması çok zor bir şey. Çok zor ya. Aa,
Ben kalamar falan dedim. Kalamar yok. Kalamar çıkar dedim çünkü zoka gibi hani bir şeyimiz yok ya. Evet, iğne geçmiş direkt. İğne nasıl değil? İğneye saldırmış. Kalamar kalamarı yemiş. Yem de kalamardı bu arada. Kalamar kalamarı yedi. Bunun denize saldırmadı hiçbir şey yok. Ha? Bunun denize saldırmadı hiçbir şey yok. Çenesi acayip koymuştu bir hayvan. Çelik tenmelik de normalde kopartan o dev kancaya girdiği için taşamamış. Çelikleri kopartıyor ya. Abi koparttı. Ama çok büyük kancaydı. Direkt kancaya ağzına girmiş. Taşamadı hayvan. Fakat iyi bir ufak heyecan yaptı bize bugün yani. Felaket bir mürekkep yaptı. Tekne şu an mürekkepten gözükmüyor. Ortalığı batırdı öyle söyleyeyim. Amerikalı personel de çok heyecanlandı. İlk defa tutmuşlar o kadar. İlk defa bunu çok denemiş, çok denediler. Bunu gel alamamışlar. Her balığı tutmuşlar bir bunu tutamamışlar. O da bize tuttular. Biz de zaten öyle balık tutarız. Aynen. Suat ilk de balık alı devam ediyor. Evet, yemleri indireceğiz. Asıl hedefimiz olan devlerin peşindeyiz. Tabii bu da arada renk oldu. Akşam yemeği çıktı ama bizi çok heyecanlandırmadı. Evet. Heyecanlandırmadı. Yani daha biz çünkü oltada böyle çatır çatır şey, mişinelerin titrediği gitar sesi gibi bir av bekliyoruz. Birazdan atacağız oltaları yine. Devam ediyor musun? Ama bir başlangıç oldu. Çok güzel bir başlangıç evet, oldu. Evet. Geldi mi nihayet sonunda? Ha? İnşallah. Zaten alamıyor makina. Evet, gönlümüzün efendisi geliyor mu yoksa? Demek ki kafa atıyor. Bu bir balık. Arafat'ı gibi sonradan açıldık Nail abi. Vallahi öyle oldu. Çok bekledik ama. Saat 3 oldu. Sabah 6'da çıktık. 3. Sabrettik. Azmettik. Şu denizle mücadele İnandık ettik. İnandık ya. Denize bakın arkadaşlar. Güzel tava var. Okyanus ortasında hiçbir kara görmüyoruz. Ya biraz daha gitsek şuralarda Küba falan gözüküyor. Yani şöyle göstereyim. Küba'ya sınır zaten burası. Tabii. Evet. Suat abinin yüzü gülmeye başladı. Swordfish. Yeah. Atem. That's why we're here. Bahşişi vermeyin beyler. Biz de bunun için buradayız yani. Bir şey biliyor mu nedir? Bahşişi vermeyeceğiz deyince adam çalışmaya başladı. Arkadaşlar adamları tehdit etmek zorunda kaldık. Dedik ki balık yoksa What's size bahşiş number, yok. O günden beri. Şey kaç yazıyor abi? Helal ol. 1300. Evet, son 400 metre. Sağlam zorluyor kalamarı, kalamayı. Resmen makineyi durduruyor arada bir. Şu anda durduruyorsa bir 50 kilo, 60 kilo gelebilir mi Suat abi? 50-60 kilo. Yani biraz daha ufak bence. Yani bir kamışı daha da bindirirdi çünkü 50-60 kilo bir kamış. Bizimki 75 kilo geldi, kamış gömülüydü bayağı. Evet, seninki öyle. Böyle 20-30 kiloluk bir kılıç gibi düşünüyorum. Tahmini. Akşama kara kara düşünüyorduk ne yiyeceğiz diye. İşte okyanus verdi nasıl gibi. Salamam ben hala. Yapma Allah ya. Allah Allah. Bu saatten sonra. Buradan sonra yok. Geri dönüş yok. No way out. No, no. No. Oh, man. Bro, the last one was. Adam çoluk çocuk. Hey, bro. I just catch a fish and hook it. And Adam çoluk çocuk açılıyor. I loved it. Adam inanamıyor, siz de balık mı salıyorsunuz, nasıl falan diyor. Yok yok, şöyle öyle bir şey yok demek ki abi. Yok ya. Çok bekledik, çok. Neyse bir tane daha tutacağız. Kendi sularımızda hepsini salıyoruz arkadaşlar. Kılıcı salmıyor abi. Bir Amerikan balığını daha. Kaç abi, kaç yoksana? Baltar mı? Baksana resmen makine duruyor. Yarı yoldayız. Yarı yoldayız şu an, yarı yol. Attırıyor arada bir. Deminki kalamar gibi değil. Kalamar da güzeldi ama. Ya kalamar da tabii değişik bir tecrübe oldu. Oltayla kalamar yakaladık. Ya kalamar da demeyelim. Dev kalamar. Evet. Grapsula mıydı? Orijinal adı evet Grapsula. Ben kancayla kalamar tecrübe oldum. Instagram'a yazacağım arkadaşlar. Orijinal adını bilenlere tişört göndereceğiz. Grapsula buradan söylüyorum şimdiden. Bakalım kaç kişi bilecek. Hadi bakalım. Senin takipçilerin çok bilgili. Bence çok kişi bilebilir. Bilebilir mi? Hayır ama balığı göstermeyeceğiz. Ha göstermeden. Tahmin edecek. Tahmin sonrasında olur. Güzel bir şey olacak. Bence geliyor ya. Geliyor geliyor. İyi bir şey geliyor yani. Kaç abi? Hey sen de. Adam bunlar bir tane kalamarı tekneyi yıktılar. Bir tane swordfish büyük gelirse bizi denize atarlar. Yok yakalayamamışlar abi. Elektrik gerçekten bir fishing hani
spor için tadı yok. Tadı yok, evet. Yani, o mücadele alamıyor. Hiç uygun değil bize yani. Arkadaşlar görüyorsunuz, bir fishing turda balık bile çektirmiyor sana. O kadar düşündük. Belki ya, abartmışız turu yani. Yani dedik de yani. What's the number, boys? 71. 7, yes. 700. Alright. 700. Yani turu tamam da VIP de kardeşim. Yani bir olta çevir, bir terleseydik falan. Hadi gidelim. Kaç oldu abi? Makine durdu. Kaçtayız? Şurada da alamıyor şimdi. Ama daha durağı sıkmadı. Sıktı sıktı. Drag en sondu abi. Zaten, zaten geri alamıyor. Durduruyor. Motoru durduruyor. He. Alamayı alamıyor yine. Is it big? I think so. It's acting like a big one. About like 50 pounds or more? No, like more acting like 150. 75 kiloluk bir kılıç diyor. Yok artık. Suat Yiğit'in rekorunu mu kırıyoruz? Yok artık. Oh my god, it's coming up, ha? Huh? Kurşundayız. Keep real, keep real, keep real. Kurşunu aldık. Okay, everybody is ready. Come on, baby! Balık yükseliyor. Sıplayabilir, kollayın kendinizi. Yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıkıyor. Hopla! Oh! Bu tarafa doğru. Okay, bir kere. Whoa, whoa, whoa! It's coming up, huh? Well, let go or keep it. Okay. No, you want to keep it? Yes or no? Keep it. Release, huh? He's a keeper, but it's up to you. Dawson, just grab that. All right, hey, we should let him go. No, let's let him go. Just keep reeling, alright? Reel right through the line. Geri salacağız abi. You might have to grab the line. Grab the line. You're good. It's over there. Altımız da tam altımız abi. Keep reeling. Bayağı iyi. Bayağı iyi ya. Bence bu boy iyi ya. Let go. Yolunuz mu? Anladın mı? Yine bir çıkacak suya zıplayacak. Zıplayacak. Woo! Dikkat et. Woo! Oh, yeah, yeah. Dikkat et. It looks so good, man. Yeah. I can't fit it here, dude, like in the cross. No. Just let the reel do it. Just take your time. He's all right. Abi heyecan budur ya. Mutluluk budur, heyecan budur. İşte bu, hadi veriyor. Çıkıyor. Beyler salacağız, alalım dediler ama ben dedim salalım. He's tired now. Yeah. You slow your reel down a little bit. You slow your reel down just a little bit. It's birazcık istiyor, birazcık hızı yavaşlat abi. Tam altımızda yine. Geldi, dolanıyor. Aa, muhteşem bir deneyim ya. Harika bir deneyim. Şu an gözünü görüyorum. Dört yüz metreden buraya geldi, buradan alamadık. Abi kolay değil. Muhteşem ya. Wow. Güzelliğe bakar mısınız? Güzelliğe bakar mısınız? Oh, beautiful. Beautiful. Right, stop the reel. Turn it all the way off towards the water. There you go. Okay. And back the drag off a little. World famous from Turkey, huh? Yeah. What's your YouTube channel called? Suat Yiğit. Is that it right there? Yeah, it's on the back. Let me see your YouTube channel. Please. These guys are big YouTubers in Turkey. Do you need help? No, I got him. Put him on a giant squid, and it took all day. But we just gotta keep her sore. You want to pull him out of the water for a picture? We're gonna let him go. These guys are big on catch and release, so. It's a keeper, but we're gonna let him go. Okay.
please. A big release, right? Yes, release, please. Yeah, please. Yeah, baby. Yeah, because she's tired. She's tired. Oh, she's good. Yeah, yeah, yeah. She's good. Yeah. Woo! Yeah, you're the man. There she goes. Good job. Yeah. Congratulations. Nice one, man. Thanks, buddies. Yeah, thank more. You. Yeah. Good one, man. Good job, buddy. Coming back now, huh? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Abi ellerim dolu. Evet sevgili dostlarım. 4 kişiyle mücadele ettim. Hiçbiri balığı salmak istemiyordu. Ama baskılarına yenilmedim. Geri gönderdim onu. Kaçta göz arasında ya? İğneyi ellerimle çıkardım. Mandal dedik akşamda. Hayır. Şeyler de, elemanlar da göndermek istemiyordu. Onlar da çok direndi ya. Bursa alamıyorum. Bursa'ya gönderelim abi. Bu keeper falan. Zaten bir tane kalamarımız var. 5-6 kilo kalamar aldık dev gibi. Grapsula ismini de öğrendik bugün. Grapsula'yı salalım. Abi şöyle, mesela bir 150 kilo, 200 kilo kılıç gelir. Yadırıp fotoğraf çekeriz. Ama bu daha 30 kilo ya. Bu yürüyecek daha. Olacak 100 kilo, 150, 200 kilo. Yazık. Bence 30'dan fazla. Ya 10 kilo Akya'dan ne farkı var bunda abi? Bizi gönderelim. Amerikan kılıcı bu. Bize faydası yok. Bize oraya gelmez bu. Biz saldıkça daha büyükleri geliyor bak. Ben biliyorum, eminim buna. Bak şimdi indireceğiz, 150 kilosu gelecek. Vay 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 vay. Vay vay vay. 100 kilo üstüne alabilirsin abi o. Tamam, yaşamış artık. Bir tane alırız bakalım senin atışına. Bakalım. Son bir dans var. Son bir dans. Şöyle 100 kilo üstü olursa alacağız da. Abi resim çekeyim böyle atayım ya. 200 pounds, he's okay to keep it. If you catch like 150 or above, he's okay to keep it. Deal. Yeah, deal is deal. Ben 75'e indirdim. Deal is deal, yes. I'll release now. Arada tercüme de indirdim biraz abi. 75'e indirdim. Kaç? 75 kiloya indirdim. Evet Mert, çok güzel oldu ya. Ya yani harika oldu. Keçen release yapmamız ekstra mutlu etti beni. Ama ya burada her şey yani senin şekilde olacak. Yani. Oluyor zaten. Eyvallah eyvallah. O anlamda yani mümkün da olduğunca salalım abi. Evet. Yani bir de şey de var. Sonuçta Miami'deyiz. Gelmişiz şurada 3 kişiyiz. Koca balık bundar olacak. Gerekirse Nail abi ısmarlar akşam bize. Ama müthiş oldu. Yani ben hakikaten böyle bir heyecan hatta yaşamamıştım. Sen yaşadın gene. Yani evet, Seros'ta evet aldın. Ama yine güzel bir kılıç. Ama müthiş. Bir kılıç ama şey var tabii yani. Şu elektrikli olayı bizim o şeyi vermiyor yani. Evet. Şu kılıçla. Ama derinlik çok yüksek. Olta ile mücadele etmek. Bizim keyif aldığımız kısım o. Sport fishing kısmı yani ama bu da keyifli. Yakalım, bütün gün balığı gönder aramak. 6.30'dan beri sudayız. Evet. Saat yaklaşık mesela kalamar, bu kadar büyük bir kalamar. 18. Ben evet yakalamamıştım. Çetereye evet yeni bir kaptan skor eklemiş olduk. Yani. Sen kılıç yakalamış mıydın daha? Yakalamadım evet. Sen de bir kılıç eklemiş oldun çeteye. Tabii çık. Nail abi kılıç yakalamış. Yakalamamıştım. Nail abin de ilk kılıcı oldu. Rapsula yakalamıştım, bunu yakalamamıştım. Evet. Yani sonuçta yeni balıklar ekliyoruz. Bu kılıca seyahatte geleceğiz dedik, kılıcı daha aldık. Neler ekleyeceğiz neler? Bakalım. Daha bugün birinci gün. Evet, bir de bir oldu mu abi şu an? Oldu. Bir de bir oldu, tamam. Herkes mutlu, çok güzel. Yoksa bir tane daha mı? Bilmiyorum abi inşallah. Abi bunu alıyor muyuz? Bunu alalım artık. Taş başla aldım, mahvolduk. 4 kişi sabah beni ikna etmeye çalışıyor. Sabah 4'ten beri yoldayız abi. Makul bir balıksa alırız arkadaşlar, yiyecek. Tamam. Ama 30 kilo bir kılıcı almamak lazım. Herkese sesleniyorum, almamak lazım. Evet. Bu arada abi ben çok daha ufaklarını Türkiye'de ne yazık ki gördüm tezgahta yani. 16 kilo, 12 kilo. Alanlar utansın. Biz yazık, almayalım. Yazık. Nail abinin utanası var. Bir kere utansak. Hayır, tadını mukayese edeceğiz. Türkiye'deki kılıçlar mı güzel, burada değil mi? Bu mu güzel, evet doğru. Bak onu akşam test yapmamız lazım. Soya sosumuzu aldık geldik. Aldık. Soya sosumuz da burada. Var, bir de marinada tarpunlar var. Tarpun balıkları var ya, ayıkları hemen onları atıyorsun, şeylerini yiyorlar. Kafayı mafayı, kılçıkları. Hemen oradaki restoranlardan bir de verelim, pişirirler. Yapmalar pişir. Böyle pişir. Vallahi sorarız ya, yaparlar herhalde. Amerika'da paraya bakar abi her şey. Oo, bayağı zorlandı yalnız abi, farkında mısın? Merkezi diyorsun. Abi sigorta alalım büyükse ya. Yapma ya. Bir mangal yapmayalım mı ya? Geldik Miami'de barbekü yapmayalım mı? Hayır. Nail abi. Evet, geliyoruz. Devam. It's real slow, you're doing good. Tamam, böyle güzel diyor abi. I gotta see the lines. You're good there. Swartz'a ben de kayda gireyim ya, öbür kamerada. Speed up. Whoa! Pump press! Stop. Oh, my God!
Slam! Trash can slam! Captain James Mullen, you can follow me on YouTube. Hey, a pomfret, a sword, and a giant squid. That's a nice pomfret, man. That's a nice pomfret. Hey, man. Look at this. It's great. It's a pomfret. Yeah. That's a pomfret. Yeah. Yeah. Dinner, not pomfret. This is dinner. Dinner. Akşam yemeğimiz geldi arkadaşlar. Akşam yemeğimiz geldi. Hep yeni bir balık ekledik şeye, evet. Çetereye. Tamam, bakayım. Tam buranın özel türünü yakaladın abi. Yani bu sadece deep drop ve kılıç balığı avında yakalanan bir tür. Güzel balıktı. Değişik bir balık en azından bizim için. Ben bir tane foto istiyorum abi. Üçüncü balığı günün. Bunu da sonlandırıyoruz zaten. Birazdan karaya doğru yola çıkacağız. Vallahi keyifler yerinde ya. Çok güzel balıklar aldık. Bu da çok değişik bir balık. Ha, çok değişik, çok güzel bir balıkmış. Görüntüsü biraz sert bakıyor. Ha? Sert bakışlı, evet, bir çok arkadaş. Sert, çok kızgın, öfkeli. Aslında bizim sinarit binarit gibi bir şey. Kızgın ve öfkeli. Ah, go ahead and throw him in the... Give him the dog and throw him in the box. Dönüşe geçiyoruz. Beraber olacağız birazdan. Evet sevgili dostlarım. Miami'deki ilk balık günümüzde harika bir gün geçirdik. Dev bir kalamar aldık. Sonra bir tane kılıç balığını geçen release yaptık. Dörde bir. Bütün inatlaş el koymak isteyen yamyam arkadaşlara direndim. 30 kilo kılıcı geri gönderdik. Sonra bir tane neydi balığın ismi? Pomfret. Pomfret diye bir akşam yemeği olacak. Harika bir balık yakaladık. Bizim için iyi balıklardı. Çünkü bazıları yakalamadığımız balıklardı daha önce. Şimdi yanaşıyoruz arkadaşlar. Pomfret balığımızı da ayıklayıp, kalamarımızı da ayıklayıp bize verecekler. Marina'nın içinde pelikanlar yüzüyor. Harpon balıkları yüzüyor burada. Yüzüyor, görebiliriz. Ondan sonra belki görürüz. Vallahi inanılmaz bir coğrafya. Sonuçta okyanusa açılıyoruz. Atlantik Okyanusu burası. Bugünümüzü burada bitiriyoruz. Bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. Sen öyle. Bitiriyoruz. Balık ayıklamayı çekmeyeceğim. Çünkü uzun bir gün oldu. Uzun bir video oldu. Herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Biz çok keyif aldık çünkü. Bir de burada yaz. Oralar buz gibi şu an, onu da biliyorum. O yüzden keyfimiz çok yerinde. Küfür etmeyin lütfen, rica ediyorum. Günü bitiriyorum burada. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda, o da yarınki videomuz olacak büyük bir ihtimal. Miami'den, merkezden çıkacağız. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.